Siyaset gündemiyle ilgilenmeyi bırakıp kendimizi diyelim klasik müziğe versek, diğer yanda başbakanın şu an kim olduğunu bilmiyorum seviyesine insek, neyi kaybederiz? Bugünün Türkiye'sinde hiçbir şey kaybetmeyiz. Doğrusu zannediyorum odur. Bir önceki soruya bağlayacak olursak, tabi genlerimize işlemiş, geçmişten gelen bir töre var. Diyor ki: Ben madem bu gözlüğü takıyorum, madem bu sakalı salmışım, toplumun genel sorunlarıyla, toplumun yönetimiyle, toplumun iyiliğiyle ilgilenmek mecburiyetindeyim, benim görevim bu, hayattaki fonksiyonum bu diye böyle bir hayal dünyasıyla yetiştirilmişiz. Bunu da aşmak çok zor. E, toplumdaki insanların ezici çoğunluğu açısından siyasetle ilgilenmenin gerçekten siyasetle fazla bir il, ba, şeyi yok Bağ yok yani siyasi bir etkisi sonucu yok bir e, futbol takımı tutma hadisesi. E, kavga etmek insanın doğal bir ihtiyacıdır. E, vazgeçilmez bir ihtiyacıdır güzel bir şeydir kavga etmek Devamlı değil ama bazen kavga etmek gerekir ki, Zinde ve dinç olasın, pelteleşmeyesin. Ee, kavganın en kolay ve standartlaştırılmış biçimlerinden biri takım tutmaktır. Ee, senin gibi düşünmeyen öbür takımdan olan insanlara küfredersin, Böyle şakır 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 küfredersin. Gerekirse taş atarsın, ee, camını kırarsın, gözlüğünü indirirsin bir deşarj yöntemidir. Ee, Türkiye'de siyasetle ilgilendiğini söyleyen insanların ezici çoğunluğu, çok büyük bir kısmı 99.99'u siyasetin bu yönüyle ilgileniyor. Kavga etmek için yani bizle onlar, biz arkadaşlarla birlikte geldik bunlara, daha acayip savaştık bunlarla diyebilmek üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. Gerçek anlamda siyasetle ilgilenen yani çözüm düşünen, çözüm üreten, e, strateji tasarlayan insanlar çok çok az ve onlar konuştukları zaman e, ummeta ağır hakarete uğruyorlar. Siyaseti takım tutmaktan ibaret gören büyük çoğunluk tarafından taşa tutuluyorlar. Çünkü e, çözüm üretmek, e, geneli görmeye çalışmak e, gündelik kavgada işe yarayan şeyler değil Ve gündelik kavganın tadını kaçıran şeyler. Bunu da her gün yaşadığımız bir şey olduğu için söylüyorum.